Bugünkü gezimizin rotası Pensilvanya. Araba ile yaklaşık 2,5-3 saatlik yolumuz olacak. Önümüzde görünen Verrazano Köprüsü, bu köprü 1964 yılında tamamlanmış. Uzunluğu ise 1298 metredir. Amerika'nın en uzun iki katlı asma köprüsüdür. Biz şu anda köprünün üst bölümündeyiz. Bu bölümde 4 gidiş ve 4 geliş bulunmakta. Alt bölümünde de aynı şekilde 4 gidiş ve 4 geliş bulunmaktadır. Bu köprünün geçiş ücreti $19'dır. Şu anda Pensilvanya sınırlarına girmiş bulunmaktayız. Burada yaşayan Amişler topluluğu hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Amişler Avrupa çapında ciddi şekilde zulüm gördü. Binlerce kişi hem Katolikler hem de Protestanlar tarafından sapkın olarak öldürüldü. Bu zulmü önlemek için dünyanın dört bir yanına kaçtılar. Amişlerin bir kısmı da burada, yani Pensilvanya'da yaşıyor. Burada Amişler tarım geleneği ve ibadet hizmetlerini kiliselerden ziyade evlerde tutmaya başladı. Büyük Amiş grubu 1720 ile 1730 yılları arasında Lancaster County'ye, yani Pensilvanya'ya geldiler. İnançları gereği kendilerini modern dünyadan ve teknolojiden soyutlamışlar. Amişler basit bir yaşama inanırlar. Otomobil, telefon, elektrik gibi modern yaşamın kolaylıklarını kullanmaktan sakınırlar. Amişler devlet işlerinde çalışmayı reddediyor. Oy kullanmıyor, askerlik yapmıyor, hatta ve hatta vergi vermiyorlar. Tarım ve marangozlukta uzman olan Amişler,
atlı arabalarla seyahat ederler. Belirgin özellikleri giysileriyle dikkat çeker. Amiş kadınlarının mücevher takmaları ve makyaj yapmaları da yasaktır. Evli erkeklerin bıyıksız sakal, kadınların başörtüsü taktığı amişleri kalabalık içinde ayırt etmek hiç de zor değil. Aile yaşamının çok önemli olduğu amişlerde ortalama her ailenin 7 çocuğu bulunuyor. Amişlerin bir diğer ilginç özelliği ise tüm düğünlerin Kasım ayında yapılması. Normal hayatta olduğu gibi düğünlerinde gösterişten uzak duran amişlerin düğünlerinin Kasım ayında yapılmasının en büyük gerekçesi ise hasat zamanı. Amişler geniş arazilere sahipler ve tarımla uğraşıyorlar. Ekip biçiyorlar. Tıpkı tarihte olduğu gibi traktör hiç girmiyor onların arazilerine. Çünkü dinlerine göre yasak. Faytonlar ve at arabaları onların yolculuklarında kullandıkları en temel araçlar. Mezarlıkları yok. Ölülerini evlerinin bahçesine gömüyorlar. Genellikle birbirine yakın yaşamayı tercih ediyorlar. Kamerayı, fotoğraf makinesini görünce ise kaçıyorlar. Amiş toplumunda evlilikle başlayan bir birliktelik ancak ölüm nedeniyle sona erebilir. Yani boşanma olmaz. Amiş inancından olanların başka mezhep ya da dinden biriyle evlenmesine izin verilmez. Amişlerin dindar, çalışkan ve çoğu uygar toplumlara ders verecek bir ahlak anlayışları vardır. Amişler burada kendi ürettikleri ürünleri satıyorlar. Burada süt, yumurta, tereyağı, bal, et ve benzer bir sürü ürünleri var. Burada ilginç olan kasada kimsenin olmaması.
İnsanlara o kadar çok güveniyorlar ki fiyatlandırmışlar bütün yiyecekleri. Oradan alıyoruz, kendimiz hesaplıyoruz, oradaki kumbaraya parayı atıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız.